Herkese yeni bir sıra yolu videosundan merhabalar arkadaşlar. Neredeyim? Gördüğünüz gibi Kapıkule sınır kapısındayım. Bugün günlerden cumartesi. Şimdi içeri giriş yapacağım. Tabii ki dönüş yönündeyim. Avusturya'ya geri döneceğim. Sizin için Bulgaristan Türkiye girişini çekeceğim. Öbür tarafta da Sırbistan çıkış, Bulgaristan girişini tekrardan çekeceğim. Bakalım yolda başımıza başka bir şeyler gelecek mi? Özel olan veyahut da slow yolunda olanlar için tehlikeli durum arz eden veyahut da dikkatli olması gereken veyahut da dikkate alması gereken bir şeylerle karşılaşırsam videoya devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi yolumuza devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi Kapıkule sınır kapısına içeri gireceğiz inşallah. 113 kilometre boyunca. Şimdi arkadaşlar navigasyonu taktım ben. Navigasyonu ne için taktım? Navigasyonu radar için taktım. Çünkü uyarı veriyor. Buradan bakalım Türkiye çıkış nasıl gözüküyor, Bulgaristan giriş nasıl gözüküyor, artı Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş nasıl gözüküyor. Bu sefer böyle bariyer falan koymuşlar ama arabalar için yani iyi olmuş bir yandan. Şey oluyor, ayrım oluyor. Ben de şu sağa gideyim o zaman. Oradan araba çıktı, ben de sağa gideyim. Oradan araba önümüze girdi, daha fazla yer kaplayacaktık. Ha, burası kapalı diye mi kaldı? Yanlış girdik. Neyse şurada. Ben de şuraya gireyim. Kaç araba var? Sigorta kağıtlarını takip edileceği yere kadar 2, 4, 6, 7 araba var. Öbür türlü Türkiye çıkış, yani fazla bir araba yok. Toplasan hepsi 20 arabadır arkadaşlar. Bulgaristan girişte tekrardan çekime devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Türkiye Kapıkule sınır kapısından çıktık. Şimdi Bulgaristan'a gireceğiz. Buradan para istiyorlar mı acaba geri? Kadın eline sigarayı almış, böyle elinde içeride sigara içiyor, böyle geç geç diyor. Yani bence yanında alkol de vardır onun. Evet arkadaşlar, şimdi şuradan soldan Türkiye girişe bakıyorum. Bayağı bir kuyruk var. Evet, aşırı derecede bir şey var. Burası şu anlık dolu ama çok ufak ufak hareket ediyorlar, bilmiyorum. Ben de şuradan gireyim. Yoğunluk yani, girseniz şu anda herhalde Bulgaristan'da, hatta sınırı geçer geçmez hemen kenarda duracağım. Videoda falan göstereceğim ama bu ön tarafa kadar belki göremeyebilirsiniz. Şu an bakıyorum. Yani şurada bir dursanız bir 40 dakikada, 45 dakikada veyahut da 1 saatte şu anda sıra gelir ama buradan bahsediyorum. O da bir önünüzde 20-25 araba olduğunu hesaplarsanız. Şimdi geçtikten sonra oradan çekmeye çalışacağım.
Bakalım sıra daha ne kadar uzun olacak. Evet, hatta şöyle durayım. Hiç kapatmayayım hatta şeyi, videoyu. Hem buradan kontrolden geçerken bakalım bir şeyler diyecekler mi? Ne yapacaklar? Onları da sizinle canlı canlı paylaşmış olurum. Merhaba. Teşekkürler, iyi günler. Şimdi tutar mısın? Tabii. Evet arkadaşlar, Bulgaristan'da sorunsuz bir şekilde çıktık. Şurada hemen duracağım. Hemen sizin için şurayı da çekeyim, şu sınırı. Evet. Evet arkadaşlar, şu anda sınır. Sınırı geçtim, bir şey yok. Tam Bulgaristan Türkiye girişinden başlıyor. Gördüğünüz gibi bomboş. Yani tahminim şu saatlerde geçerseniz, yani tabii ben şimdi bugünün tarihini söyleyeceğim. Bugünün tarihi 8 Temmuz. Şu anda gümrük kapısının durumu bu şekilde arkadaşlar. Yola devam edeyim. Tekrar ileride görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi Bulgaristan çıkışa gelmek üzereyim. Sırbistan giriş yapacağız. Şimdi bakalım, burada tabii ki çıkışta bir yoğunluk olacağını düşünmüyorum.
Sırbistan, Bulgaristan girişi yoğun olabilir. Ve şey... Sırbistan çıkış, Bulgaristan giriş yoğun olabilir. Şimdi oralarda böyle kamerayla çekeceğim. En azından bilginiz olsun. Videoyu da en kısa zamanda yayınlamayı planlıyorum. Belki yarım yarım yaparım. O zaman iki gün içinde iki videoyu yükleme şansım olabilir. Şimdi buradan otoban Vinet'te şeyini geçeceğiz. Bakalım durdurdu. Bizi de durdurdu. Şimdi bekletiyor, kontrol ediyor. Bunda bayağı şey yapıyorlar. Bayağı inceliyor hızı ya. Bir sistemlerinde bir sıkıntı var. Şimdi Vinet'te kontrolünden geçtik. Şimdi şurada sağda ben duracağım. Kağıtlarımı, evraklarımı toparlayacağım. Ondan sonra devam edeceğim. Burada da bir çalışma var arkadaşlar. Yani tabii araçlar falan filan var. Herhalde burayı da bir düzenleme yapacaklar. Sınırda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Çok güzel. Bulgaristan çıkış arkadaşlar. Hemen hemen önümde 10 tane falan bir araç vardır diye düşünüyorum. 10 tane araç var. Evet, 10 tane var. Bakalım kaç dakikada buraya çıkacağız. Burası Bulgaristan çıkışı arkadaşlar. Çıkışta sol tarafta duracağım. Oradan sol tarafta durunca Bulgaristan girişi görebiliyorum. Orayı da tekrardan videoya çekmeye çalışacağım. Bakalım. Evet arkadaşlar, burası da anlık Bulgaristan giriş. Bayağı bir şey var. Şöyle göstereyim. Allah Allah, kolaylık versin. Burası da Sırbistan giriş. Şimdi orayı da çekeceğim sizin için. Devam edelim şimdi. Evet arkadaşlar, Bulgaristan'dan çıktık. Ama Bulgaristan, Sırbistan giriş yani bayağı bir yoğunluk var. Artık ne kadar sürer bilmiyorum. Hatta şurada duracağım, şurada bir yukarı çıkacağım. Sizin için çekeceğim. Bakalım ne olacak. Ne kadar şey görüntü olacak. İniyorum şimdi, bir saniye. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yani buradan ta sınır kapısına nereden baksanız 300 araba vardır. Şöyle göstereyim. Yani bilmiyorum, şimdi ilerleyeceğim. İleride ne kadar kuyruğun sonu ileride onu da bilmiyorum ama yani buraya gelen herhalde en aşağı 3 saatten önce çıkamaz herhalde. Neyse, bir bakalım, ilerleyelim, tekrardan paylaşım yapacağım. Evet, burası şöyle devam ediyorum. 3-4 sıra var arkadaşlar. 4 sıra var. Şöyle yavaş yavaş ilerleyeceğim. Şöyle ilerliyorum. Ama
Yani tahminim soldan 2 kilometre yok, 2 kilometre yoktur. 1,5 kilometre falan bir kuyruk var arkadaşlar. Tabii daha üstüne gelen olursa daha uzar mı onu da bilemiyorum. Ama bu kuyrukta tahminim bunlar Suriyeli veyahut da göçmen. Buralı benzemiyor. Cam silen çocuklar var arkadaşlar. Camları siliyorlar artık. Çocuk dediğime de bakmayın yani. 30-40 yaşında insanlar camlarınızı silebilirler. Ekstra herhalde para istiyorlar veyahut da silerlerse, para verirseniz. Kendi bileceğiniz iş tabii ki. Şimdi devam edelim. Bakalım ileride yine bir sıkıntı, bir şey olursa paylaşırım. Gurbetçiler de halen gelmeye devam ediyor. Yolda olanlara yeniden tekrardan hayırlı yolculuklar diliyorum. Kazasız belasız memlekete varmalarını diliyorum. İleride görüşürüz arkadaşlar.